Boşların Mekanı'nda Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır aralarda üzerinde duruyor olduğumuz hem yazılarımızda hem söyleşilerimizde, beyin fırtınalarımızda çok fazla ismi geçen nöroplastisite ile ilgili uzman arkadaşlarımızla buluştuk. Nasip oldu çok şükür, kendileri de lütfettiler, geldiler. Bugün nöroplastisite ve beyin antrenmanları konuşuyor olacağız. Nöroplastisite hakkında Bahar Hocam'dan, beyin antrenmanları ile ilgili Ergül Hocam'dan çok güzel bilgiler ve tüyolar alıyor olacağız. Bugün daha derinden nöroplastisiteyi tanımak ve beyin antrenmanları ile yaşamımızı çok daha güzel hale getirmekle ilgili müthiş bir derse hoş geldiniz diyorum. Derse diyorum yani bugün, çünkü ben de çok heyecanlıyım, bu konuları derinden öğrenmeyi çok seviyorum. Merakla şimdi dinliyor olacağım. Öncesinde hocalarımızı bir tanımış olsaydık, Bahar Hocam uygunsa sizden başlayalım. Sizi bir tanımış olsaydık, kendinizi tanımış olsaydınız neler anlatırsınız? Siz kimsiniz ve insanlar bir şekilde fayda almak, şifa almak isterlerse size neden ulaşıyor olsunlar? Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederiz İbrahim Hocam. Size ve kanalınıza sonsuz başarılar dileriz. Teşekkür ediyorum. Ve bu yayını izleyen, izleyecek olan herkese de bir şekilde şifa olmaya niyet ediyoruz. Evet. Bizim öncelikle, ben doktor kimliğimle varım öncelikli olarak. 1996 9 Eylül Tıp Fakültesi mezunuyum. Diyaliz hekimiyim ve halen de aktif hekimlik yapıyorum. Onun dışında son 14 yıldır kişisel gelişim ve psikoloji alanlarında pek çok eğitim aldım. En sonunda klinik psikoloji yüksek lisansla yoluma devam etmekteyim. Bu yolda ilerlerken gerek hastalarıma şifa olması için, gerek danışanlarıma şifa olması için özellikle beyin gelişimine çok ağırlık verdim. Ve nöroplastisite ilgi alanlarından en başta gelenlerden biri oldu. Aynı zamanda Ergül'le birlikte yazmış olduğumuz kitabımızda da aldığımız eğitimlerin dokümantasyonunu yapmış olduk. Evet, birazdan evet. Bahsedeceğiz. Bununla ilgili de sorularım var. Onları da merakla dinlemeyi bekliyoruz. Memnun etti hocam. Ben şimdilik sözü Ergül'e vereyim. Devamlı Ergül paylaşsın. Harika. Ergül Hocam, sizi de kısaca tanımış olsaydık, insanlar şifa olacak neler yapıyorsunuz ve sizi daha yakından tanımış olsak neler söylersiniz? Merhaba İbrahim Hocam. Ben de kısaca kendimden şöyle bahsedebilirim. Ben medyacıyım, reklamcıyım. Yıllarca televizyon ve gazetelerde çalıştım ve emekli oldum. Yaklaşık 20 yıl önce önemli bir rahatsızlık geçirdim. O da beni bir takım arayışlara itti. Orada işte Reiki ile karşılaştım ilk önce ve devamında bir sürü eğitimler geldi. Şu anda da ICF Yaşam Koçu, Reiki Master'ım ve danışmanlık yapıyorum. Harikasın. Teşekkür ediyorum. bu arada Bahar'la yollarımız kesişti. Bahar'la birlikte yine bir takım eğitimler aldık. Yaklaşık benim eğitimlerimin toplamda 20 yılı buldu bu arada. Ve bir kitap çıktı. Bu kitap aslında bütün bu eğitimlerin ve yaşadıklarımızın sonucunda ortaya çıkan bir kitap oldu. Bu kitapla da bütüne katkı olmak istedik. Aslında kadınlara öncelikle yararlı olmak adına Woman Talks Channel diye kadınları konuşturacağımız bir YouTube kanalı kurduk. Şu anda da yine kitabımızın devamı olan soruların gücünü kullanabileceğimiz kuantum sıçramasıyla güçlü sorular workshop'u yapıyoruz Bahar'la birlikte. Bu da 12 Şubat'ta başlayacak. Bu şekilde elimizden geldiğince aslında bütüne katkı olmaya çalışıyoruz. Tebrik ediyoruz hocam. Harikasınız. İyi ki geldiniz. İyi ki burada konuk oldunuz. Siz de iyi ki davet ettiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. O halde konularımıza yavaşça bir giriş yapalım. Öncelikle Doktor Bahar Önder hocamıza danışmak istiyoruz. Özellikle doktor diyorum çünkü nöroplastisiteyi soracağım. Gerçi birazdan tıbbi açıdan olan tarafını da soracağım da şu anda normal genel olarak hocam nöroplastisiteyi tanımlamış olsaydınız nasıl tanımlardınız, nasıl anlatırsınız? Nedir bu nöroplastisite? Ve plastisitenin birleşimi nöroplastisite. Bildiğiniz gibi nöron ağları temsil ediyor. Ve plastisite yeniden şekillendirmek anlamına geliyor. Ve sinir sistemimizin daha önce nöronların sabit olduğu söyleniyordu. Hücrelerin çoğalmadığı, belli bir yaş üzerinde sabit kaldığı. Yalnız 2019 ve daha önce yapılan çalışmalarda bunun doğru olmadığı saptandı. Bu yolda insanların kendilerini geliştirerek beyin gücünü gittikçe arttırmaları mümkün. Bununla ilgili yapılan araştırmalarla
Zaten vardı tıpta ve benim ilgimi çeken bir yoldu bu yol. 2019'dan Nöroplastisite isimli bir kitap denk geldi. Az sonra zaten bahsedeceğim kitaplar paylaşılırken. O kitapla birlikte bu alana ilgim daha da arttı ve bu alanda ilerlemeyi de seçtim. Harika. Aldığım eğitimlerde de bu alanı aynı zamanda Ergül'le birlikte kitabımıza da soktuk. Bu konuya da değineceğiz. Nöroplastisite karşımıza şu şekilde çıkıyor. Örnek vermek gerekirse David Eagleman'ın kitaplarında bahsettiği İngiltere'deki özellikle taksi şoförlerinin beyin gelişimleri incelenmiş, hafızalarını güçlendirdiği ve hipokampusun alanlarında MR'da bariz yükseklik yani artış olduğu, gelişime uğradıkları saptanmış. Onun dışında 2012 ve 2019'da yapılan çalışmalarda hem spor alanında siyah kuşak kazanmış olan kişilerin beyaz cerrahilerinin artışıyla birlikte motor ve beyin cilt saplarının artışıyla birlikte oradaki hücrelerdeki aktivite artışlarının insanların motor koordinasyonunu arttırdığı saptanmış, MR'da görüntülenmiş. Aynı şekilde piyanoya 7 yaşından önce başlayan çocuklarda da bariz olarak temporal lobda ileri düzeyde gelişmeler, beyaz cerrahide artışlar, dendritik aktivitelerde artışlar saptanmış. Yani ne kadar erken yaşlarda başlanırsa başlansın, ileri yaşlarda da başlanan çalışmaların beynimize katkısı sonsuzdur. Yeter ki biz isteyelim ve kendimizi geliştirmeye odaklanalım. Bu konuda beyin aktivitelerinden Ergül kısaca bahsedecek. Neler yapmamız Harika. gerektiğinden okumayacağız. Harika. Harika. Benim de aklıma birçok şey geldi ama önce Ergül hocamı bir dinlemek istiyorum. Belki ona danışırım. Benim de hayatımda bu verdiğin örnekler, özellikle mesela karate dedin. Katalar çiziyorduk biz karateye giderken. Demek ki onların bugünlere gelişimize büyük katkısı olmuş, değil mi hocam, baktığın zaman? Katkıda daha bulunayım değinmişken hani jonglörler özellikle hareket ile birlikte koordineli olduğu için onlarda da ileri düzeyde gelişmiş olduğu saptanmış. Yolaklar açılıyor. Harikasın hocam. Ergül hocamı da dinleyeyim. Benim de şu anda uygulamaya devam ettiğim Fast Forward diye bir akış var. O akış da müthiş beyin gelişimine ilgili. Hatta Kendini Değiştiren Beyin kitabının 3. bölümünde özellikle araştırmaları da görünüyor. Ve birçok farklı problemi gidermekle ilgili de hep nöroplastisite geçtiği için oralarda ister istemez aklıma geliyor. Ergül hocam, merak ediyorum, sen neler anlatacaksın? Beyin antrenmanları deyince ne anlamalıyız, ne görmeliyiz, ne hissetmeliyiz, ne yapmalıyız? Böyle meraklı bir öğrenci gibi soruyorum çünkü öyleyim. Lütfen Evet. aydınlatın, dinliyoruz sizi. Buyurun efendim. Tabii ki. Yani bu konuda son 25 yıl içinde nöro görüntüleme teknolojileri çok fazla yaygınlaşmıştır. Burada da şu anlatılmaktadır. Uzun süreli yapılan her tür şey, deneme olumlu sonuçları vermektedir. Örneğin yabancı dil öğrenmek, sudoku, satranç, bulmaca çözmek hem yaşlanmayı hem de farklı dallara beynin gitmesini sağlamaktadır. Spor, müzik, resim gibi sanatsal aktiviteler de öyledir. Kendimizden örnek vermek gerekirse ben 40'lı yaşlarda kayağa başladım. Şu an 50'li yaşta belki herkesin saçmalama bir yerlerini kırabilirsin dediği buz patenine başladım. Resme başladım ki sergi açtım yine 40 küsur yaşlarda. Bahar şu anda piyanoya başladı. Satranç oynuyor. Dolayısıyla tüm bunlar aslında sürekli yapılan rutininizin dışındaki alıştırmalar size farklı kapılar açıyor beyninizde de hayatınızda da. Biz de bu amaçla zaten klinik psikoloji yüksek lisans yapıyoruz ikimiz de Bahar'la beraber. Dolayısıyla hayatınızda lütfen rutinin dışına çıkın. Farklı şeyleri deneyimleyin. Bu konuda da tabii ki ısrarlı bir şekilde bu deneyime devam edin. Açılan kapılar gerçekten çok farklı olacaktır diyebilirim. Sizden de tabii ki örnek almak isteriz sizin hayatınızla ilgili. Hocam, bir yayın çekmeyi düşünüyordum ben, aralara sızdırmak diye. Aklınızdakileri lütfen hatırlayın. Ben de sorularımı soracağım yine. Aralara sızdırmak konusunu araya bir sızdırabilir miyim? Şu an çok Tabii ki. yeri geldi. İnanılmaz yeri geldi. Sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Yapacağım yayınla ilgili tek notum burada bu kadar. Aralara sızdırmak yani. Daha fazla bir şey yok. Bu kadar basit yalın ve bunu konuşmak istiyorum. Şöyle, bu konudaki yorumlarınızı da lütfen söyleyin yani. Ben şuna inanıyorum. Şu ana kadarki gözlemlerim bunu gösteriyor. Günlük aralara diyelim 8 dakikalık, 10 dakikalık, 12 dakikalık bile olsa
kendimizi geliştireceğimiz, yetkinlik geliştirici bazı aktiviteler koymuş olabilirsek, bu bir yabancı dil öğrenmek olabilir. Farklı bir, mesela bu benim yapıyor olduğum Fast Forward uygulaması olabilir. Mesela günde yarım saat kadar yapmaya gayret ediyoruz onu. Yapay zekalı uygulamalar bu konuda çok iyi götürüyor bu arada. Ben yapay zekalı farklı hafızayla ilgili ve beyin gelişimiyle ilgili aktivitelerim de var. Öğrenmeyle ilgili, akademik gelişimle ilgili aktiviteler de var. Yapay zekalı sistemleri çok seviyorum. Gelecek buraya doğru gidiyor ve bir şekilde adapte olmamız da gerekiyor. Bunları checklist yapıp, yani kontrol listesi yapıp kendimizde bilinçli olarak onları yaparak ilerliyor olduğumuzda gün içinde çalışıyoruz diyor hocam. Şimdi mesela diyelim 7 tane dersim var, farklı farklı, sistematik olarak değerlendirdin. İşte sayısal, sözel, sayısal, farklı, sözel, sayısal gibi yaptın. Birbirine karıştırmadın, ayrıştırdın, aralarını verdin ve her birine odaklı çalıştın. Siz, bir öğrenci sistematiği anlatıyorum bir öğrenci olarak. Bunlara çalışıyor olduğun derslerin tamamını bilinçli olarak bir itekledin. Sizin biraz önce söylediğiniz Ergül hocam, ısrarla devam ediyor anlatıyorum. Evet. Oradan ilhamla anlatıyorum yani şimdi bunu. Burada bilinçli olarak çalışıp bilinçlişimizi itekliyoruz ya. Sonra evet, yatıyoruz. Motor becerilerimiz, yani öğlen uykusu biliriz ki sadece bilgiyi özümsememizi, gece uykusu da motor becerilerimizi özümsememizi sağlar. Bilgisini öğlen uyuduğumuzda işte motor becerilere dönüşmesinde diyelim bir matematik çözümü, işte belki coğrafyada bir şey öğreniyorsun, belki farklı bir şeyde bir şey öğreniyorsun. Çok basit kavramlarla anlatıyorum. Öğreniyor olduğumuz şeyin motor becerilere dönüşmesi, yani anlık olarak onunla ilgili farkındalığın idrak boyutunda akışının güçlü bir hale ulaşması diye bakıyorum ben oraya. Bu tanım belki oraya güçlü bir şekilde oturacak. Bunu sağlamakla ilgili aralara sızdırmak konusu bana çok önemli geliyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Ben de kendi adıma buna cevap vermek istersem, aslında ben de bu sistemde gidiyorum. Benim de bir listem var. Her gün kendime hedef koydum. İşte kitap okumak, İngilizce çalışmak, yaptığım bir takım eğitimlerle ilgili çalışmalar var. Yine onları koydum. Ben her gün düzenli olarak belli adette bunları yapıyorum. Aynen. Dolayısıyla kendimde çok faydasını gördüm. İşte az önce saydığınız şeyler de öyle. Her akşam belli kişilerin videoları var. Onları izliyorum ders niteliğinde. Yani bunları düzenli yapıyorum. Düzenli yapmanın da faydasını gerçekten görüyorum. Ben bunu kendi kızıma da öğütlüyorum. Kendim faydasını gördüğüm için. Çevremdeki arkadaşlarıma veya yaptığımız danışanlarımıza da öğütlüyoruz. Sizinle aynı fikirdeyim bu konuda. Ben birazdan bununla ilgili çok güçlü bir tüyo da vereceğim. Süper. ilgili. Hocam sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı Bahar Hocam? Arada sızdırmak kısmına katılıyorum. İlaveten bir şey, bir katkım olabilir belki. O da şöyle, bunun sürelerinin toplamı da önemli. Biliyorsunuz ki bir konuda muvaffak olmak için, özellikle uzmanlaşmak için 10 bin dakika kuralımız var. Ve 10 bin dakika kuralı gerçek anlamda başarı hedefi olan insanların ütopyasıdır aslında ama gerçekçidir. Evet, evet. Orada uzmanlaşmak adına ilerlemek de çok daha mantıklı. Ya bir yerde bırakmak yerine dediğiniz gibi devamlılık ve süreklilik çok önemli. Bunu özellikle vurgulamayı isterim. Tamam. Böyle bir kısım olmuş. Ben tüyomu hemen açıklıyorum. Tüyo şu: Mucizevi Altın Adımlarla Zenginlik Yolu kitabını her gün aralara sızdırırsak bilinç yaşamımız inanılmaz seviyede yaşamımızı güzelleştirebilir. Şöyle ki, öylesine arada okunan uygulamalar maalesef yeterince yaşamımızın içine sızamıyorlar. Bununla beraber diyelim ki mesela bu kitabı açtınız. İlk ne var mesela? Sosyal zenginlik var. Statü başarı 1. bölümde. Her adımı tek tek derinleştiniz. Tefekkür aracı olarak kullandınız. Şimdi tabii yazanlara bunu söyler gibiyim de dinleyen dostlara da söylüyorum. Ki biz yazar olarak kendimiz de yazdığımız şeyleri aynı zamanda uyguluyoruz. Yani benim özgün olarak oluşturduğum yapıları kendime uygulamadığım hiçbir şey yok ki ben onları insanlara sunuyor olayım. Siz hocam, aynı... Küçük bir araya girebilir miyim burada? Biz bu kitabı yazıyorken Bahar'la inanın aynı şekilde yaşadık. Yani kitap yazdırıldı ama biz yazıyorken diyelim bir bölümdeyiz ya da bir adımdayız. Aa evet, bak ben burada bunu fark ettim kendimde. Bahar diyor ki ben şurada eksikmişim. Ben diyorum ki burada bunu değiştirmem gerekiyormuş. İnanın
kendi üzerimizde deneyerek oluştu bu kitapta. Çok haklısınız. Kesinlikle, kesinlikle. Buradan tabii ara mesajı olarak şunu da söylemek istiyorum. Normalde çok söylemiyordum bununla birlikte. Ruhun Şifası Kullanım Kılavuzu diye bir yayınımız var. O yayında yaşamınızda mesela bu kitap dahil neyle ilgili olursa olsun yaşamımızda neyi nasıl yaşamımıza adapte edebiliriz, neyden nasıl faydalanabiliriz, nasıl uygulamış olursak yaşamımızı içinde o çiçek açabilir. Bununla ilgili çok önemli bir yayın. Lütfen tekrar tekrar not alarak o videoyu, o yayını izliyor olalım. Eğer izlemediyseniz sizin de daha sonra geri bildiriminizi almak isterim. Herkesten geri bildirim almak isterim. Bu çok değerli çünkü. O yayınımız bunları nasıl uygulayacağımızı da anlatıyor. Şimdi burada mesela anlatmak deyip durdum. Oradan bakınız deyip oraya yönlendiriyorum. Ve tekrar buraya dönüyorum. Bahar Hocama, Doktor Bahar Hocam. Ben onları bir kısım söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili? Lütfen. Hemen paralel sözünüzü bağlı kesmiş olayım soruya gelmeden önce. Sizinle paralel olduğumuz şöyle bir alan var. Siz 52 haftalık bir çalışma yapıyorsunuz. Bizim de aynı şekilde 77 adımla 77 haftalık bir çalışmamız önümüzdeki sene başlayacak. Bu sene değil. Çünkü bu sene bayağı yoğunuz. Aynı zamanda bu 77 adımı biz yansıtmak üzere YouTube kanalımız Women Talks Channel'ı açmıştık. Hı-hı. Ve o kanalda da adım adım Ergün'le birlikte yayınlar yaptık. Hı-hı. Aynen sizin yaptığınız şekilde benzer paralel çünkü bütüncül olması gerekiyor ki bir amacına ulaşsın ve hizmetine kavuşsun. Ve aynı belirttiğiniz şekilde başucu kitabı niteliğinde adım adım ilerlenmesi gereken kitaplardan biri. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Hocam ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu birazcık aramızda bizim espri Bahar'la ama diyorum ki bazen yani bizim bu kitabımızı aldığınızda yanınızda 7 alan ya 7 tane koçla beraber yaşıyor gibisiniz. Kitabı alıyorsunuz, yanı başınıza koyuyorsunuz. Her daim 7 koç size hizmete hazır burada. Böyle de bir esprimiz var. Harikasınız, harikasınız hocam. Yani net olan şey şu ki koçlar ne yapar? Aracılık eder değil mi? Evet. Kendini gerçekleştirecek olan her daim kişinin kendisi. Çok güzel bir yaklaşım. Teşekkür ediyoruz. Ve Bahar Hocam, Doktor Bahar Önder hanımefendi size geliyor soru. Hekim kimliğinizle bakıyor olduğumuz zaman tıbbi açıdan nöroplastisitenin önemini tıbbi açıdan vurgulayarak bize anlatmış olsanız neler söylersiniz? Bir doktor olarak bununla ilgili neler anlatmak istersiniz? Ben her şeyden önce kendimden bir örnek vermek istiyorum. Çünkü benim doğumsal bir travmam vardı. Ve bundan dolayı da doğuştan sinek esine uğradım. Aslında nörolojiye direkt ilgilenme sebebim solda fasial paralizmin olmasıydı. Ve kendime ciddi anlamda katkı yapmak istiyordum. Buradan yola çıkarak yaptığım her şeyde adım adım gün ve gün ilerleme kaydettim. Hatta nöroloji uzmanları, plastik cerrahların şaşırdığı anlar oldu. Nasıl bu kadar değişime uğrayabildim? İnanmak başarmayı getiriyor. Burada az önce bahsettiğim MR çalışmalarının sonuçları vardı. Ve nöroplastisitenin katkıları azımsanmayacak derecede fazla. Alzheimer demans hastalarında belirgin gerileme bile saptanmış. Ben kendi hastalarımdan da biliyorum. Benim diyaliz hastalarımın içinde Alzheimer hastaları var. Ve inanın ilk geldiklerine göre gün ve gün daha iyiler. Çünkü bulmaca çözdürtüyoruz. Farklı şeyler yaptırtıyoruz. Sudoku çözebilen yok ama bulmaca en azından var. Ve hayata bağladıkça insanları, iletişimleri arttıkça, hayatı daha çok sevmeye doğru döndükçe, tutundukları yerler değiştikçe, acılarına tutunmak yerine hayata tutunmayı seçtikçe aslında nöroplastisite gelişiminin temelinde bu var. Her şeyden önce hedef yeni bir şey katmak, yeni bir uğraş katmak. Bunları başardıkça zaten görünürde de etkin bir düzelme sağlıyoruz. Doktor tıbbi açıdan bunu söyleyebilirim doktor olarak. Teşekkür ederim. Böyle dinledikçe kendi gelişim akışıma da bakıyorum bu dizide. Hayatımın en böyle farkındalıklı akışta olduğu dönemler anlatıyor olduğunuz birçok konuda kendimi geliştiriyor olduğum dönemlere rast geliyor. Örneğin o karatede katalar çiziyor olduğum zamanlardaki dönem, şimdi sizin anlatıyor olduğunuz o mesela kişilerin gelişimiyle ilgili anlattığınız alana direkt oturuyor.
Şu an mesela Ramazan hocamız var bizim. Ben ondan bilişsel gelişimle ilgili danışmanlık alıyorum aynı zamanda. Bu bağlamda Fast Forward ile ilgili destek oluyor, anlatıyor. Tek tek mesela ölçümlüyor. O süreçlerde neyi bilmediğim, neyi yapamadığım, neyle savaştığım belki, nerede mücadele ettiğim ve nerede geliştiğimi çok iyi görebiliyoruz. Bir noktaya kadar yapamıyorsun, yapamıyorsun. Mesela bir açılıyor ondan sonra. Burası değil mi? Hani baktığın zaman o açılıp da akabildiği, zirveye doğru gidebildiği o noktayı mesela nasıl tanımlarsın Bahar Hocam? Yani yapamayıp bir noktada açılıyor olması bilimsel olarak... Kritik faktör diyoruz biz ona. Hipnoterapide de var bu nokta. Hipnoz uzmanlığı da var bende. Ve hipnozda kritik değeri aştıktan sonra bazı şeylerin akışı bir anda oluyor. Kabule geçiyor beyin. Ama o değere kadar bir dirençle karşılaşıyoruz. Orada ne yüklemeye çalışırsak yükleyelim boş. Çünkü kişi istemediği sürece ona hiçbir faydanız olmuyor. Burada ne var? Tutunduğumuz acılarımız var, kötü anılarımız var, yüklediğim negatif inançlar var. Ve o inançlardan arınmayı başardığımız zaman o zaman akışta oluyoruz. Ve kritik değer aşıldığında başarı kaçınılmaz oluyor. Harikasınız. Burada küçük bir şey yapacağım. Edit. Kişi istediği zaman diye ağzınızdan çıktı ama o şey oluyor. Hani zaten istiyor bağlamında da o noktayı hani ben doğru mu anladım diye soruyorum. İstiyor, giriyor, devam ediyor, başaramıyor. Bir noktada o bilinç dışının izin vermesiyle ilgili bir şey değil mi? O istediği an dediğimiz, senin orada söylemek istediğin. İzin vermesinden çok aslında kişinin inat etmesi gerekiyor. Tutunacak, pes etmeyecek. Harika. Yani maraton koşularından örnek vereceğim. Burada örneklerde, kitaplarda geçer. Maratonun en iyi koşan kişi kazanmaz derler. Pes etmeyen kişi kazanır. Pes etmeyen kişi kazanır. Harikasın hocam. Burayı irdeliyorum biraz. Kendimi de bir yere atıyorum belki ama anlamak istiyorum ki anlaşılsın istiyorum. Mesela kendi deneyimlerimde ki grupta da görmüşsünüzdür arkadaşlar yorumlar da yapıyorlar. Belli bir noktaya kadar canım sıkılmıştı. Acaba devam etsem mi diye düşünmüştüm. Sonra devam ettim. Şimdi bırakmak istemiyorum falan diyorlar mesela. Seans akışları ile ilgili. Yıllar önce bu seans akışları 28 seans olarak diyordu. Orada bir deneyimim oldu. Bir tane hocamız vardı. 28 seansı yaptık hocam. Yaşam koçu bir arkadaşımızdı. Seans alan kişi. Hayatı evet güzel, hoş, iletişimi her şey güzelleşti. Çok tatlı bir hale geldi. Çok daha rahat akışta olduğu bir hale geldi. Bununla birlikte istediği düzeyde seanslar yapabildiği bir ana gelememişti. 28 seansımız bitti. 28 haftaydı o zaman, 52 değildi. Birkaç hafta geçti, beni aradı. Hocam dedi, sen ne yaptın? Biz ne yaptık? Şimdi dedi, benim hiç alanım kalmadı. Bütün seanslarım doldu. Demek ki bir nokta var, yani bir nokta var. Ben şimdi Bahar Hocam biraz önce anlatınca onu biraz daha doğru mu anladım diye soruyorum. O nokta demek ki bilinç dışında o noktada bir açılım geliyor ve püf, onlar Evet, aynen öyle. Yani füzeyi Rab'be yerleştirmek gibi. harika. İşte o noktadan sonra ben de şöyle yaptım. 24 seans daha ekledim. Ve 52 seans akışı yaptım. Dedim ki ilk yarıda kişi kendinden doğabilir. İkinci yarıda da ben yanında olayım şöyle. Dengede olana kadar. Sonra akışına kendisi rahatlıkla devam edebilsin. Güzel bir şey Sağlık. Çok yapmış. güzel bir şey. Teşekkür ediyorum. Geri bildirim. Şey gibi hocam bu. Mesela küçük çocuklar yürümek için, ayağa kalkmak için kalkıyor, Aynen düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. Belki yüzlerce defa ama onlar pes etmiyorlar ve en sonunda adım atıp yürüyorlar. Yani pes etmediğimiz nokta işte sizin dediğiniz nokta aslında. harikasınız ya. Yani olumlu olmayan kelimelerle olumlu anlatım ancak bu kadar tatlış olabilirdi yani. Harikasınız. Yani üçümüz şu anda aslında birbirimize farkındalıklı şeyler veriyoruz. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Kesinlikle harika. Bu arada hocam o bahsettiğiniz faktörle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben danışanlarımda şunu görüyorum. O pes etme noktasına geliyorlar. Hemen hemen hepsi geliyor bu arada. Çünkü aynen bir tohumun açılması gibi. Acısız bir meyve sebze yetişmiyor ya. Ağaç olmak için bir kırılması gerekiyor o tohumun. Ben hep nasıl örneğini veririm. Ben senin dışına açarsam kelebek olamazsın, uçamazsın derim.
Sen önce kendin başaracaksın bir yere kadar. Diyeceksin ki evet çok acı çektim. Bu kadar acı bana yeter. Bu kadar yatakta kalmak bana yeter. Buraya dur demem gerekiyor. Ve bu acıdan adım attığın anda zaten dünya bambaşka bir dünya olacak. Algıların değişecek. Yaşamın değişecek. Diyeceksin ki ben boş boşuna bunları yaşamışım ve bugünlerde geleceklerim. Harikasın, harikasın hocam. Tanımlamalar harika, teşekkür ediyoruz. Ben Ergül hocama dönmek istiyorum, ona bir şey soracağım. Hocam, bu süper yaşlılar da ne oluyor? Ne demek istiyoruz? Yani süper yaşlılar ne demek? Ve buna bir örnek ne olur? Derinlik nedir? Bizi biraz aydınlatabilir misiniz rica etsek? Tabii ki. Şöyle yani hem yurdumuzdan hem yurt dışından örnekler vermek istiyorum bununla ilgili. Yurdumuzdan örnek vermek gerekirse Mimar Sinan, Edirne'deki Selimiye Camii'ni, ben Edirneliyim, oradan örnek vermek istedim. 80 yaşında yaptı bu ustalık eserini. Bakın 80 yaş, çok önemli bir yaş. Yine Muazzez İlmiye Çığ, 109 yaşında şu anda. Ve geçen sene yaşadım demek için ne yapmalı kitabını çıkardı. 108 yaşında. Yani hiçbir şey için geç değil, yaşıyoruz. Bunları örnek alalım. Yurt dışından Tolstoy'u örnek verebilirim. Çocuğunun ölümüyle birlikte 67 yaşında kendisine hediye edilen bir bisikleti öğrenmeye çalışıyor. Ve bisiklet sürmeyi öğreniyor 67 yaşında. Ve Tolstoy'un bisiklet kavramı da böyle doğuyor. Yani nedir? Hiçbir şey için geç olmadığını bize anlatmaktadır. Gerçekten de öyle. Biz de bunu işte Sirius Yükseliş Akademisi var bizim. Meral Güney arkadaşımla açtığımız. Orada danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Ve sürekli bu örnekleri onlara da veriyoruz. Çünkü gerçekten hiçbir şey için geç değil. Yeter ki biz adım atalım. Adım atmak çok önemli. Yine dünyadan Van Gogh'a örnek verebilirim. 30'lu yaşları civarında kiliseden kovuluyor. Bunun üzerine kuzeni ona diyor ki hadi resme başla. Ve ömründe eline hiç fırça almamış, hiçbir ders almamış. Bakın 30 yaşında resme başlıyor ve dünyaca ünlü bir ressam haline geliyor ki öldüğünde de çok genç bir yaş, 37 yaşlarında vefat ettiğinde 20 bin tane resim bırakmış oluyor dünyaya. Dolayısıyla hiçbir şey için geç değil. Yeter ki biz adım atalım ve istikrarla devam edelim. Harika bir anlatım. Ben de öyle bunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Öğrenciliğe hazırlanan bir çocuk olarak bu anlatım bana çok iyi geldi açıkçası. Emeklilik planımda akademik bir gelişim akışı var çünkü. İnşallah Çok güzel. desteklerinizle beraber herkesten destek bekliyorum yani bu konuda. Seve seve çünkü biz de öğrenciyiz aynı zamanda Bahar'la. Biz de Harika. klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisiyiz hocam. Yani bizim herhalde hani ölene kadar biz bu genç yaşlardan olacağız herhalde. Hiçbir zaman bitmeyecek bizim eğitimimiz. Hem eğitim vererek ama hem de eğitim alarak devam edecek Daha bence. dün akşam da sanırım bir seansta bununla ilgili konuşmuştuk. Şimdi YouTube yayınında bu geldi. Arkadaşlar çok mutlu olacaklar izledikleri zaman. Harikulade geldi. Bahar Hocam, sana özellikle bir şey sormak istiyorum. Kitabımızın Mucizevi Altın Adımlarla Zenginlik Yolu kitabımızın 6. bölümünde yaratıcı zeka ile ilgili bir anlatımlar var, uygulamalar var. Harikulade bu arada emeğinize sağlık, müthiş bir hazırlık yapmışsınız. Oradan Picasso ile ilgili bir hikaye var. Onu biraz açmanızı istesek neler söylersiniz bize? Tabii ki seve seve. Öncelikle yaratıcı zekanın asıl kimlerde görüldüğü ortada, sanatçılarda. Çünkü sanatçıların algıları farklı. Ve Picasso'nun algısını algılayamayan o dönemin kişilerinden birisi yanına gider ve der ki niye gerçekçi resimler yapmıyorsun ki? Niye anlaşılmaz resimler yapıyorsun? Der. Picasso bunun üzerine alır fırçasını eline ve yere bir tane buğday tanesi çizer. Tam o sırada oradan geçen bir tavuk gıdaklaya koşa koşa gelir ve buğday tanesini karalamaya başlar. Adam şaşırır. Der ki bu kadar başarılı bir ressamsın. Gerçekçi resimler yapsana, bu yaptığın resim gibisini yapsana der. Döner Picasso ve tarihi bir cevap verir ona. Der ki iyi de ben resmimi tavuklar için yapmıyorum ki. Yani burada aslında sorun Picasso'da mıdır yoksa onu algılayamayanlarda mıdır? Bakış açımız nereye kadardır?
Sanatçı kime denir sorularını sormak gerekiyor. Sanatçı aslında bizim görebildiğimiz, bilebildiğimiz algıların ötesini gören kişidir. Ve bize algılarımızı açan, değerlerimizi yükselten, toplumlara önde olan kişilerdir. O yüzden atamız demiş, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diye. Bu nebzede bütün sanatçılarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz hocam. Biz de aynı şekilde teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizin de yapmış olduğunuz bütün sanatlar için teşekkürlerimizi iletiyoruz değerli hocalarım. Harikasınız. Ve son sözlerimizi alalım. Yani eklemek istedikleriniz varsa da onları da alalım. Nöroplastisite ve beyin antrenmanları hakkında söylemek istediğiniz farklı bir şeyler varsa alabiliriz. Var mıdır? Ne dersiniz? Ergül Hocam, önce sizden dinleyelim. Tamam, peki. Yani son sözleri olarak ben de şunları söyleyebilirim. Yine Amerikalı bir çizer, bu Snuffy'nin özellikle köpeğin çizeri, Schultz şöyle der. Bir insanın en ağır yükü gerçekleştiremediği potansiyelidir. Yaşınız kaç olursa olsun hayat amacımıza doğru gidelim. Kendi potansiyelimizi açığa çıkarmak için varoluşumuzun sebeplerimizden biri bu olduğu için bu yolda ilerleyelim. Biz de o sebeple hayat amacımızı açığa çıkarmak, potansiyelimizi gerçekleştirmek için ve bu hayata hem kalıcı bir eser bırakmak hem de bütüne hizmet etmek için Bahar'la birlikte kitabımızı çıkardık. Son olarak bunu söyleyebilirim ben de. Bütüne katkı olsun diyorum. Harikasınız. Teşekkür Teşekkürler. ediyoruz. Ben de teşekkür Bahar ederim. Hocam, sizin eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa alabilir miyiz? Ergün'ün değerli söylemlerine ilaveten benim de katkım şöyle olacak. Joseph Murphy der ki, engeller insanın önünde değil, zihnindedir. Çok doğru bir söz ve bu söze ilaveten aslında zincirlerle kendimizi bağladığımızı fark edip bahanelerle veya ataletle yerimizde durmak yerine harekete geçerek cesaretle adım attığımızda kendimize yol almamız ve gerçek potansiyelimize ulaşmamız mümkün olacaktır diyorum. Bu şekilde. Harikasın hocam. Kitap önerilerimiz vardı. Bahar hocam, onları da alabilir miyiz sizden? Özellikle David Eagleman'ı ben de favorilerimden biri olduğu için ön plana çıkarmak Hastasıyız. istiyorum. Onun Yani sorusu bu. gerçekten evet. Beyin ve beyin senin hikayen, yaratıcı tür, inkognisyon. Bunların hepsinin aslında nöroplastisiteyle iç içe olduğunu söylemek isterim. Onun dışında nöroplastisitenin kendi kitabı var. Bu da Morphy Constantine kitabı. Ona da eğer şayet ulaşabilirlerse okumalarını tavsiye ederim. Yayınınız için de ayrıca teşekkür ederiz İbrahim Hocam. Ben Size çok ve teşekkür kanalımıza ediyorum. sonsuz teşekkürler. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Çok hepimiz aslında katkı dolu. Yani biz burada birlikte sohbet ediyor gibi olduk ve birbirimizden çok faydalandık. Dolayısıyla ben de çok teşekkür ediyorum size hem davetiniz için hem de bu güzel program için. Ben çok teşekkür ediyorum. İleride belki yine planlarız. Tabii ki. Seve Böyle seve. uygulamalı bazı hediyeler planlayabilirseniz ben yine sizi çok davet etmek isterim. Bugün güzel bir sunum da oldu, bir başlangıç da oldu gibi hissediyorum. Biliyorum ki çok yoğunluğunuz var, akışlarınız gerçekten çok yoğun. Allah kolaylıklar ihsan etsin. Bununla birlikte eğer olur da ruhun şifasına özel böyle uygulama hediyeleriniz olursa onları da böyle bir ara bir yere alıyor olalım inşallah. Hocam biz seve seve sizi zaten yaptığınız çalışmaları takip ediyoruz. Zaten hep bir aradayız. Bundan sonra da vaktimiz yettikçe siz de tabii ki isterseniz her zaman bir arada olmaya hazırız. Ruhun şifasını inceleme şansınız oldu mu bu arada? Yayınlar hakkında içinizden geçen bir şeyler varsa onları da duymak isterim. Ya tabii sizin yayınlarınızı zaten siz gönderdiğinizde vakit buldukça hani o an hemen izleyemesek de izliyor ve Bahar'la da birlikte yorumlarını yapıyoruz aslında. Ve uygulamalı yaptığımız defterlerimizde şu an halen devam eden sizin çalışmalarınız var. Olumlu dönüşler alıyoruz bu çalışmalardan. Bir defa emeğinize, yüreğinize sağlık. O yüzden hep birbirimize katkı içinde geçsin bu süreç diyorum. Biz çok olumlu geri dönüşler aldık çalışmalarınızdan. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Bir varsın. konuya daha değinebilir miyim? Bu çok önemli bir konu olduğu için. Tabii ki. İnsanların hayatlarındaki 5 kişinin ortalaması olduğu kısmı vardı. Açıkçası şahsen bir arada olmasak da ilk 5 kişiden birisi gibisiniz. Çünkü katkılarınızla varsınız hayatımızda. Hani biz her gün konuştuğumuz
katkısıyla varlığın insanları ana biz her gün de birlikte, her gün de biliyor. Allah razı olsun. Ve bu kişilerden, saygıyla andığımız kişilerden birisi, hocalardan da biri sizsiniz. Bunu da bilmenizi isteriz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. O halde bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizlere çok teşekkür Huzurlu ediyoruz. Görüşmek üzere. Diğer dostlarımızdan henüz Koçların Mekanı'na abone olmayanlar varsa abone olmalarını hatırlatmış olalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.